Merhaba hanımlar, Periörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle yandan düğmeli bir erkek bebek yeleği çalışacağız. Ben erkek bebek yeleği diyorum ama uygun renklerle kırmızı, sarı, yeşil, pembe renklerle aynı şekilde, aynı modelle kız bebekler için de çalışabilirsiniz. Yeleğime yaka kısmından başladım. Daha sonra ayrımlarını yapıp roba kısmını tamamladım. Roba kısmını tamamladıktan sonra 4 çizgi haroşa ördükten sonra kol kısmındaki ilmekleri kapatıp beden kısmına geçtik. Beden kısmında su taşı isimli bir model kullandım. Modelim çok güzel. Kanalımda ayrıca tarif videosu var. Bu yelek videosunu yayınladıktan sonra tekrar yeniden tarif videosu da çekebilirim modelime. Modelimin düz yüzü bu şekilde. İç yüzü de bu şekilde. Gayet güzel bir model. Ayrıca bu modelden çok güzel battaniye olacağını da düşünüyorum hanımlar. Örmesi de zevkli bir model. Çok sıralardan oluşmayan, yapması gayet hoş bir model. Yeleğimde 2, 4, 6, 7 tane düğme kullandım. Yandan düğmeli olduğu için 3. düğmeyi özellikle bu kısma denk getirdim. Onun için roba kısmında 3 çizgi haroşadan sonra 11 çizgi haroşa ile ilik yeri açtım. 3. düğmeden sonra beden kısmında biraz da modelim topladığı için 12 çizgi haroşa ile ilik yeri açtım. 2 yumak ip kullandım. İp bilgileri örgüye başlarken renk, no ve numarasını verdim. 2 yumaktan kalan ipim bu kadar. Şiş olarak da 3.25 misinalı şiş kullandım. Siz eliniz sıkıysa 3.5 kullanabilirsiniz. Eliniz bolsa 3 numara kullanabilirsiniz. Ayrıca misinalı şiş sevmiyorsanız normal 2 şişle de örebilirsiniz yeleği. Büyüklüğü de yeleğimin video sonunda ölçülerini verdim. 3 yaşından 4 yaşına kadar giyilecek büyüklükte bir yelek. Çünkü ipim Nako Elite Baby kalınlığında, bilinen bir ipin kalınlığını söyleyeyim ki sizi yanıltmasın. Birazcık kalın çıktı ipim. Ama diğer marka iplerde benim ipimden daha ince bir iple çalışırsanız biraz daha küçük ölçüde bir yeleğiniz olacaktır. Tarif boyunca ilmekleri, şiş numaramı ve diğer sayılarını not alıp tarif etmeye çalıştım. Ölçülerini de verdim. Tekrar model için de video çekip yayınlamayı düşünüyorum. Başlayalım hep birlikte. Kolay gelsin hepinize şimdiden. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın hanımlar. Sevgilerimi yolluyorum Nevşehir'den hepinize. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. Düğmelerimiz var. Rengine uygun düğme de kullanabilirsiniz. Benim gibi bu metal düğmelerden de kullanabilirsiniz. İpimiz Himalaya marka. Anti-peeling bir bebe ipi. 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkle örmek isterseniz renk no 704-30. 2 yumaktan ipimiz ne kadar kalırsa başlayacağız ve örgü bitişinde belli olacak. Şişimizde 3.25 numaralı misinalı şiş kullanacağım ben. Eli sıkı olan arkadaşlar 3.5 kullanabilir. Ben örgüde şişlerin gıcırdamaması için ve ilmekleri daha iyi tarif edebilmek için çok sıkı örgü yapamıyorum. Veya eli bol olan arkadaşlar 3 numara ile de yapabilir. Şişimin numarasını yazılı olarak da gösteriyorum. 3.25 milim misinalı şiş. 83 ilmek atarak yandan düğmeli yeleğimize başlayacağız. İpimden sağ yöne 1 metre kadar ayırıyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Birinci ilmeğimi atıp biraz yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi şişime göre atıyorum. 83 ilmeği atıp tamamlayıp tarife devam edeceğim. S
83 ilmeğimi şişime attım arkadaşlar. Yaka bandımız için şimdi ilik yerine kadar haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Üçüncü çizgi haroşada ilik yeri açacağız. O kısma kadar tamamlayıp ilik yeri tarifi ile devam edeceğim. Yaka bandında üçüncü çizgi haroşadayız. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 7 ilmek bıraktım. İlik yeri açacağız. İp olan tarafta örgünün sol yönü. İki sırada ilik yeri açıyorum ve tüm örgülerimde tarif ediyorum arkadaşlar. 7 ilmekten 1 ilmek daha haroşa örüyorum. Daha sonra 2, 4, 6 ilmek kalınca iki tanesini birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. 4 ilmek kaldı. 4 ilmeğim için başka işlem yapmadan normal örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Çevirdim örgüyü. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha ördüm. 4 ilmek var şişimde. Bir önceki sırada eksilen bir ilmeğimin yerine bir tane doluyorum. İpimi örgünün yüzüne alıp haroşayı örmeye başlıyorum. İlik yerini bu şekilde açtım. Yaka bandı için 4 çizgi haroşa yapacağız. Sıraları tamamlayıp daha sonra tarife devam edeceğim. Yeleğimizde şimdi ayrımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ayraçlarımı taktım. Örgümü, ilmeklerimi bölümlere ayırdım. Bu kısımda 7 ilmek bandımız olacak. 2, 4, 6, 7 ilmek. Devamında 1 ilmek düz öreceğiz ve ayracımın olduğu bölüme artma ekleyeceğiz. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kol ilmeği örüp 2, 11 ilmeği ördükten sonra bu kısma yine 2 yöne artmalar ekleyip 2 ilmek düz öreceğiz. Daha sonra arka kısmın ilmekleri var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane arka ilmeği. Devamında yine 2 ilmek artma yeri için. İkinci kol için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Devamında 2 ilmek artma yeri ve ön için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ön. Devamında artma ekleyeceğiz. Ayracın olduğu yere 1 ilmek düz örüp 2, 4, 7 ilmek bantla bitireceğiz. Sayıyla da göstermek istiyorum. 7 ilmek, devamında 1 ilmek düz, daha sonra 11 ilmek kol ilmeği, 2 ilmek artma yeri, 23 ilmek arkası, 2 ilmek artma yeri, 11 ilmek ikinci kol, 2 ilmek artma yeri, 16 ilmek ön için, devamında 1 ilmek artma yeri ve 7 ilmek bantla bitireceğiz. 83 ilmeğimizin dağılımı, ayrımları bu şekilde. Bantlarımız 7'şer ilmekten oluşuyor. Ön 16 ilmek, arka 23, kollar 11 ilmek, roba artış ilmekleri 8 ilmek olarak paylaştırdım. Bu sayıları not alırsanız bu dağılımı sizin için daha kolay olacaktır. Ayırırken yine sayarak söyleyeceğim. Kolay bir artma yapacağız bu yeleğimizde. Uğraştırıcı olmayacak. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 6 ilmekte haroşa öreceğim. Bandımız 7 ilmekten oluşan bir bant. 2, 4, 6, 7 ilmek bandı tamamladıktan sonra devamındaki ilmeği düz örüyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Bir düz ilmekle
diğer ilmeklerimin arasındaki sıradan ters yüzden ördüğüm sıranın ipini şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişime, sol yöndeki şişimin üstüne attım. Düz örüyorum ve ilk kol artmasını yaptım. Devam edip kol ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ayracı çıkarıyorum. Yine ilmeklerimin arasındaki sıranın ipini taktım şişime, diğer şişimin üstüne atıp kol için artma yaptım. Devamında 1-2 ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra arkası için ilk artmamı ekliyorum. Attım yine şişimin üstüne ve düz ördüm. Devam edip arka kısmın ilmeklerini düz öreceğiz. Pembe ayracımıza kadar ilmekleri düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ilmek ördük. 23 ilmekten sonra pembe ayracımı alıyorum. Yine bu kısımdaki ipimizi alıp sol yöndeki şişimizin üstüne attık ve artmamızı yaptık. Devamında 1, 2 ilmek düz ördüm. Yeşil ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerindeyiz. Kol ilmekleri için artma ekleyeceğiz. Aynı şekilde sıramın ipini şişimin üstüne atıp düz ördüm. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz ördüm. 11 ilmek düz ördükten sonra ikinci kol için artmamı ekliyorum. İpimi aynı şekilde şişimin üstüne alıp düz ördüm. Devamında 1, 2 ilmek düz örüp diğer ayracı da çıkarıyorum. Ön kısmın ilmeklerine geldik. Ön kısım için bir önceki ters yüzün sırasının ipini yine aldım bu şekilde. Ön için artma ekledim. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Ön kısmın ilmeklerini ayracımı alıyorum. Yine artmamı bu şekilde takıp şişimin üstüne attım. Düz ördüm. Devamında bir ilmek daha düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi bant için haroşa örüyorum. Çeviriyorum örgümü. Tüm ilmeklerimi haroşa da dahil ters ilmekle ördüğüm için hepsini ters örüyorum. Haroşayı düz ilmekle ören arkadaşlar 2, 4, 7 ilmeği düz örecek. Diğer ilmekleri ters örecek. Artmayı ön kısımda yaptığımız için bir önceki sıranın ipini alıp taktığımız için ters yüzde herhangi bir işlemi yok. Ayrıca bu şekilde artmalarımızı açık delik olacak şekilde yaptığımız için yerlerini de şaşırmayacağız. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Tüm ilmeklerimi ters örerek düz yüzde yine tarif edeceğim.
Tamamladım ters yüzden sıramı. Şimdi yeniden düz yüzdeyiz. Yine artmalarımızı ekleyerek sıramızı yapacağız. Bandımızı örüyoruz. İki, dört, yedi ilmek bandı ördükten sonra bir düz ilmek örüyorum. Artmamı yaptım. Hizaya gelince yine ters sıranın ipini alıp şişimin üstüne atıyorum ve düz örüyorum. Tekrar kol için artma ekledim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek örüyorum. 13 ilmekten sonra 2 tane düz ilmeğimin hizasındayım. Artmam 1, önceki artmam belli. İpimi yine alıyorum. Ters sıranın ipini şişimin üstüne atıp düz örüyorum. Artmamı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Arka bölümün ilmeklerine geçmeden önce yine ipimi alıp şişimin üstüne atıp artma ekliyorum. Devamında arka ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 25 ilmek ördükten sonra yine artma yerine geldim. Bu kısımda belli. Arka için ipimi şişimin üstüne alıp düz örüp artmamı ekliyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. Daha sonra kol için artma ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek örüyorum. 13 ilmekten sonra yine bu kısımda artmamızın hizasında ipimizi alıp şişimizin üstüne attık. Düz ördük, artmayı ekledik. 1, 2 ilmek örüp daha sonra ön için artma ekliyoruz. Artmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek örüyorum. 18 ilmekten sonra yine artma için ipimi şişimin üstüne atıp artmamı ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Şişimde 2, 4, 7 ilmek bandım kaldı. Bant ilmeklerimi haraşo örüyorum. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Her düz yüzde örgümüz 8 ilmek artacak. Bir tane bu kısımda, bir tane bu kısımda, 2, 2, 2 de bu kısımda 8 ilmek toplamda artmaları ekleyerek düz yüzde devam edeceğiz. Ters yüzden ters öreceğiz. 5-6 sıra örüp artmalarım iyice belli olunca yine nasıl göründüğünü tarif edeceğim. Biraz ilerleyip devam ediyorum. Yeleğimde ilerledim biraz. Artmalarım kendini belli etti. Ayraç takmıyorum çünkü açık artma yaptığımız için delikler olduğu için karışması mümkün değil. Kol arkası, tekrar ikinci kol ve ön. Bu şekilde kol kısmında haroşa bandımıza kadar devam edip öreceğiz. Yeterli ilmek ve büyüklüğe geldiğinde tarife devam edeceğim. Her düz yüzde 8'er ilmek artma yaparak devam ediyoruz. Yeleğimde ilerledim arkadaşlar. Şimdi haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. Santim olarak ve
haroşa çizgileri sayıp ölçü vereceğim size. Santimle ölçtüğümüzde yaka kısmından itibaren 12 santim örgümüz var. Haroşa çizgilerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 çizgimiz var. 4 çizgimiz yaka bandı için, diğerleri de artma sıralarımızda. Artmalarımıza yine devam edeceğiz. 4 çizgi haroşa örüp daha sonra kolları ayırıp beden kısmına model uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği daha örüyorum. Bu kısımdaki düz ilmeğimi de ördükten sonra 8 ilmek. 8 ilmekten sonra yine artmamı ekleyeceğim. Ters yüzdeki sıranın ipini alıp sol yöndeki şişimin üstüne attım. İpimi öne alıyorum ve artmamı bu şekilde örüyorum. Ters örüyorum. Diğer ilmekleri de ters örerek ilerliyorum. Diğer artma yerlerinde de aynı şekilde 2 artma, bu kısımda da 2 tane artma ve 2 artma, sonunda da bu kısımda 1 tane daha artma ekleyip sıramı öreceğim. 4 çizgi haroşa olduktan sonra ayrımı yapacağız. Yeleğimize devam ediyoruz. Bu şekilde bir görüntümüz var. Kol ve beden kısmındaki 4 çizgi haroşa örgüyü tamamladım. 1, 2, 3, 4. Artmalara devam ettim arkadaşlar. Tüm bölümlerimde. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağız. 4. çizgi haroşayı düz yüzden ördükten sonra ön kısmın ilmeklerini ters yüzden de ördüm. Herhangi önemli bir şey olmadığı için artma yerine kadar geldim. Ön kısmın ilmekleri şişimde. Şimdi kol kısmındaki ilmekleri kapatacağız. Sayıyoruz ilmeklerimizi 2, 4. Artma yerinden sonraki aradaki ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 ilmeğimiz var. Kol kısmındaki 55 ilmeği kapatacağız şimdi. Bu kısımda bir tığla kapatacağım. Bir tane ilmek alıyorum. Artma yerindeki ilmeğin hemen altından ve ilmeklerimi tığla yine haroşa örerek bu şekilde kapatacağım. Herhangi bir teknik iş olmayan bir kapatma. İlmeğimi haroşa örüp sonra ördüğüm ilmeği son ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi kapatarak bu kısımda tarife devam edeceğim. 55 ilmeğimin sonlarına doğru yaklaştım. Son 3 ilmeğimi de kapatıyorum. Yine artmaları yaptığım bölüme geldim. Bu aldığım ilmeği arka kısmın ilmeklerine ilave edeceğim. Arka kısmın ilmeklerini ters örerek devam ediyorum. Ters veya haroşa, artık haroşa tamam. Diğer yüzden de düz öreceğiz. Çünkü bu yüzden haroşa örmeyeceğim. Bu yüze düz olarak yansıyacak bu sıram. İlmeklerimi ters örerek devam edip
kol ilmeklerinde, ikinci kolun ilmeklerinde tarife devam ediyor. Yine artma yerine yaklaştık. İki ilmeğimi de arka kısmın ilmeklerine ilave edip ördüm. Kol ilmeklerindeyiz. Kol ikinci kolun ilmeklerini kapatacağız şimdi. Aynı şekilde bu kısımdan tığımla bir tane ilmek alıyorum. Kol ilmeklerini bu şekilde ters örerek ilmeklerimi kapatıyorum. Şişimde bu bant kısmına kadar ilmeklerimi kapatıp tarife devam edeceğim arkadaşlar. İkinci kolda da ilmeklerimi kapattım arkadaşlar. Son 1-2 tane ilmeğim kaldı. Kapatıyorum. Sol yöndeki şişimde 2-4-6-8 ilmeğim kaldı. Tığımda da 1 tane ilmeğim var. Tığımı bırakıyorum. Bu 1 ilmeği şişime alıyorum ve bu kısımdaki 8 ilmeği haroşa örüyorum. İlmeklerimizi sayacağız şimdi. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek bant kısmında var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 ilmeğimiz arka kısımda var. Ön kısımda ise daha önceden saydım 70 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüze birazcık gizli artma ekleyeceğiz. 8 ilmek gizli artma ekleyeceğim arkadaşlar. Beden kısmında modelimiz biraz toplayacak bir model olduğu için 8 ilmek gizli şekilde ekleyeceğiz. Bu kısımdaki 2, 4, 6, 7, 8 ilmeği haroşa ördüm. 7 ilmekti bu kısımda ve bir tane düz ilmeğimiz vardı. Beden kısmında ise bir düz ilmeği haroşa olarak devam edip 2, 4, 6, 8 ilmekten oluşan bir bant yapacağız. Devamında bir düz ilmek örüyorum. 9 ilmeği ördüm. Arka kısma geçiyorum ve bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ikinci ilmeği de örüyorum. 2 ilmekten sonra bir önceki sıranın ipinden takıyorum ve bir tane artma ekleyip devamındaki ilmeği de düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimi düzelteceğim. 2, 3 ilmek daha örüyorum ve bir tane daha artma ekliyorum. 2 ilmek artma ekledim. Devam ediyorum. Diğer ilmeklere herhangi bir artma eklemeyeceğim. Bu kısma kadar örüp artmalarımı bu kısımda ve bu kısımda tarif edeceğim. Kola yakın bölümlerde artmalarımızı ekleyeceğiz. Devam edip bu kısma kadar örüyorum. Arka kısmın ilmeklerinde sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Bir tane daha örüyorum ve bir tane 7 ilmek kalınca bir önceki sıranın ipinden takıp bir gizli artma daha ekliyorum. Devamında ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum ve bu kısımdan yine taktım ilmeğimi, bir tane daha artma ekledim. Kalan 3 ilmeği örüyorum. İlmeklerimizi
2 tane de bu kısımda artma eklemiş olduk. Ön kısma geçiyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra karşı yönden bir önceki sıranın ipinden takıp bir tane artma ekledim. Tekrar devamındaki ilmeği ördüm. 1 2 ilmek daha ördüm. 2 ilmekten sonra yine bir önceki sıranın ipinden takıp yine artma ekledim. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer kısımda, bu kısımda 2 tane daha artma ekleyeceğiz, tarif edeceğim. Aradaki ilmekleri işlem olmadan düz örüyorum. Bandıma yaklaştım. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek var. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. Ve bu kısımdan bir tane daha ilmek takıp düz örüyorum. 1, 2 ilmek daha taktım ve bu kısımda artmalarımızın olduğu bölümdeyiz. Yine ilmeğimi taktım. Bir önceki sıranın hizasından ve artmamı ekledim. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. 8 ilmeği haroşa örüyorum. Beden kısmındaki ilmekleri sayıp sayısını söyleyeceğim. Ters yüzden tarife devam edeceğim arkadaşlar. Saydım ilmeklerimi arkadaşlar. 159 ilmeğimiz var. 72 ilmek arkasında saydık. 70 ilmek ön kısımda vardı. Ayrıca 9 ilmek ön kısma ilave edilecek. 9 ilmeğimiz ve 8 ilmek gizli artma ekledik. Toplamda 159 ilmeğimiz var beden kısmında. Modele geçeceğiz. Modelimin örülmüş herhangi bir örgüsü veya küçük parçam yok. Su taşı modeli. Kanalımda ayrıca tarifi var. Modelim 4 sıradan oluşan bir model ve ilk sırası düz yüzden düz örülen bir model. Sıralarımızı düz örüp artmalarımızı yaptığımız için modelimizin ilk sırasını örmüş olduk. Şimdi ters yüzden ikinci sırasını öreceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 7 ilmek daha haroşa örüyorum. İki, dört, altı, sekiz ilmeğim var. 8 ilmekten sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Diğer yöndeki bandımıza kadar 8 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri bu şekilde düz örüyorum ve diğer düz yüze ters olarak ilmeklerim yansıyacak. İlmeklerimi tamamlayıp bu kısımda tarif ediyorum. Sıra sonuna yaklaştım. 2, 4, 6, 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 8 ilmek kalınca 8 ilmeği bant için haroşa örüyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyoruz. Modelimizin ilk iki sırasını bir sıra düz, düz yüzden ve ters yüzden de bir sıra tekrar düz ördük. İki sırasını tamamlamış olduk. Üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek var. 8 ilmekten sonra model için, 3. sıra için 1 ilmek düz örüyorum.
düz ilmekle başlayacağız ve bu sırada düz ilmekle başladığımızı unutmayacağız. Çünkü diğer sıralarda değişecek. Düz ilmekle başladım. Daha sonra devamındaki ilmeği, ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. İpim örgünün ters yüzünde. Yine bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. Yine ip örgünün ters yüzünde bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Örgümün sol yönünde bu kısma kadar bu şekilde ilmeklerimi örüp tarife devam edeceğim. Bir ilmek örmeden ipimiz örgünün ters yüzünde bir ilmek düz örüyoruz. Yaklaştım sıra sonuna. İlmeklerimi kontrol ettim. Bir ilmek düz örüp sürekli bir ilmek örmeden aldım. Son olarak düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek örmeden alıp son ilmeğimi düz örerek modest ilmeklerini tamamladım. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. 8 ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelin 4. sırası için döndük örgünün ters yüzüne. Kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımız. Model ilmeklerine geçeceğiz örmeye. Bir önceki düz yüzde düz ördüğüm ilmeği ters yüzde de düz örüyorum. Devamındaki örmeden aldığım ilmeğimi ipim örgünün ters yüzünde örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Tekrar bir düz ilmek, devamındaki ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Bir düz ilmek, diğer ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime. Tekrar düz ilmek, diğer ilmeği örmeden alıyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. İlmeğimi örmeden sağ yöndeki şişi aldım. Daha sonraki ilmeği düz ördüm. Yine ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde tarife devam ediyorum. Sıra sonundayız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için sıra sonlarında çekiyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Sol yönde 8 ilmeği bant için haroşa örüyoruz. Haroşayı düz ilmekle örüyorsanız bu 8 ilmeği düz öreceksiniz arkadaşlar. Düz yüzdeyiz. Önce bandımızı öreceğiz. İki, dört, altı, sekiz ilmeği ördükten sonra yine tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Herhangi bir işlem yok.
Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Ters yüzde sırayı tarif edeceğim. Sırayı tamamlayıp bandımı ördüm. Dönüyorum örgünün ters yüzüne. Bandımızı biraz sıkı örüyoruz artık. Özellikle benim gibi ters haroşa ile örenler birazcık şişe göre bu şekilde bant örürse, çünkü modelimizin bu kısımda bandın daha fazla yükselmemesi gerekiyor. Düz örenler için pek sorun olmayacak. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördükten sonra ilmeklerimizi ters yüzden düz örüyoruz yine. Sürekli düz ördüğümüz için kolay bir örgü. Tüm ilmekleri düz örüyorum. Diğer yüze ters olarak, düz yüze ters olarak yansıyor sıramız. Sırayı tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğim. Birazcık kendini belli etti modelimiz. İlmeklerimizin yerini değiştirerek aynı sıralardan oluşan modelimizi tekrar kuracağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 7 ilmek haroşa örüyorum. İki, dört, altı, yedi, bir tane daha var. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördükten sonra bir önceki modelimizin 3. sırasını kurmaya bir düz ilmek alarak başlamıştık. Değiştireceğiz arkadaşlar. Bu sırada ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. 8 ilmekten sonra 9. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Tekrar örmeden bir ilmek, bir düz ilmek. Örmeden bir ilmek alıyoruz. Sağ yöndeki şişimize bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir ilmek örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük. Çok sıkı bir örgü örmeyin bu modelde. Şişinizde serbest bu şekilde şişe göre, hatta biraz daha bol bir örgü. Eli bol olan arkadaşlarımın daha başarılı olacağı bir model. Tekrar bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm, bir ilmek örmeden alıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ters yüzde yine sırayı tarif edeceğim. İlmeklerimizi kaydırmıyoruz. Sürekli kontrol edin. İlk sıralarda eliniz alışana kadar yaparken düz örülen ilmeğin boş örülen ilmek, düz ilmek, boş örülen ilmek, ters yüzden bu şekilde kontrol ederseniz modelde yanlışlık veya kayma olmaz arkadaşlar. Sıra sonundayım. Düz ilmeğimi ördüm. Bir tane örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. Bir düz ilmek örüyorum. Son model ilmeğini örmeden şişime alıyorum. İpim örgünün ters yüzünde, ön yüze alıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek var sol yöndeki şişimde ve 8'ini de haroşa örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım şişime, örgünün ters yüzünü çevirdim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kaçırdım. İşte tekrar kaçan ilmeğimi takıp haroşa ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bant ilmeklerimi örüyorum.
2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğini ördükten sonra modelimizi ters yüzden örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Tekrar örmeden ilmeğimizi alıp devamındaki ilmeği düz. Tekrar bu şekilde. Modelimizdeki sıralardaki tek fark bu kısımda başlarken modele bir kere düz ilmekle başlamak, diğerinde örmeden aldığımız ilmekle başlamak. Sıraları diğer sıraları aynı. Yine örmeden aldım, ilmeğimi düz ördüm. Örmeden alıyorum, diğer ilmeği düz örüyorum. İp örgünün ters yüzünde örmeden aldığımız ilmekleri örerken diğer yüze almıyoruz ipimizi, bu şekilde ters yüzde. Devam edip sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundayım. Yine örmeden aldığım ilmeğimdeyim. Örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Son model ilmeğini örmeden aldım. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeği haraşo örüyorum. Düz yüze dönüyorum. İlmeklerimi, bant ilmeklerimi tamamlıyorum. İki, dört, altı, sekiz ilmek. Sekiz ilmekten sonra tüm ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bu sırayı bandıma kadar düz örerek tamamlayacağım. Ters yüzden de ilmeklerimi, bant harici model ilmeklerimi düz öreceğim. Bu sırayı ve ters yüzdeki sırayı tamamlayıp tekrar model kurmayı tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz kendini belli etti arkadaşlar. 1-2 tane model ördük. 3. modeldeyiz. Düz yüzdeyiz. Şimdi tekrar ilk sıradaki gibi bir düz ilmekle başlayarak yapacağız modelimizi. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımızı ördükten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra ipim örgünün ters yüzünde bir ilmek örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz ilmek, bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ters yüzden de sıralarımızı tarif ettim. Modelimizde düzle başladığımız model, ilmeği örmeden alarak başladığımız model, düz ilmekle başladığımız model. Bu şekilde takip ederek modelimizi kuracağız ve sıraları aynı şekilde öreceğiz. 4 sıradan oluşan bir model. Birazcık öreyim, iyice kendini belli etsin, çoğalsın. Tekrar nasıl göründüğünü göstereceğim arkadaşlar. Devam edip sıralarımızı örüyoruz. Yeleğimde modelli kısımda biraz ilerledim arkadaşlar. Düz yüzü modelimizin, ters yüzü çok güzel bir model. Çıtı pıtı, örmesi de zevkli. Bu şekilde devam edip kol altından yeterli uzunluğa gelene kadar model öreceğiz. Daha sonra bant örüp tamamlayacağız. Herhangi bir eksiltme veya azaltma yok. Bir de bu kısımda ilik yerlerini tarif etmiştim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 çizgi haroşa ile
Roba kısmında açtım. Model kısmına geçince 2, 4, 6, 8, 10, 12 çizgi haroşa ile açtım. Bu kısımda modelimiz topladığı için bir sıra daha ilave edip bu şekilde açtım. İlk yeleğimin tanıtımını yaparken de sıralarını söyleyeceğim ilik yerinin. Başka bir değişiklik yok. Devam edip örgümüzü yeleğimizin beden kısmında modelli şekilde örüyoruz. Yeleğimizin kol altında modelli kısmı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi santimle ve model sayısıyla ölçü vereceğim. Daha sonra haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. Düzeltiyorum örgümü bu şekilde. Santim olarak ölçmek için. Haroşa çizgiden sonra ölçtüğümde 23 santim örgümüz oldu arkadaşlar. 23 santim. Modelleri saydığım zamansa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane model ördüm. Son modelimi düz yüzden tüm ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Ters yüze dönüyorum. Ters yüzden ilmeklerimin tamamını haroşa örmeye başlıyorum. 4 çizgi haroşa örgü öreceğim. Daha sonra kol kısmındaki gibi ilmeklerimi kapatacağım. Düğmelerini dikip yeleğimin santim olarak ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Yeleğimi tamamladım arkadaşlar. 4 çizgi haroşa örüp ilmeklerimi kapattım. Çok muntazam ve modeliyle, dokusuyla harika bir yelek oldu. Büyüklüğü için şimdi ölçüsünü vereceğim. Düğmelerini de diktim. Kapattım düğmeleri. Büyüklüğü çocuğun bünyesine göre olmak şartıyla benim bu yeleğimi 3 yaşında başlayıp 4 yaşına kadar gayet rahatlıkla giyebileceği büyüklükte oldu. Çünkü ipim Nako Elite Baby kalınlığında çıktı. Ama aynı markanın veya diğer markanın ipleriyle yaptığınızda ipiniz benimkinden ince olursa bu büyüklükte çıkmayacaktır. Biraz daha küçük olacaktır. Kol altından itibaren uzunluğunu ölçtüğümde 25 santim uzunluğu var bu kısımda. Kol altından bu kısım 25 santim. Beden genişliği ise düğmelerini kapattığım şekliyle 27,5 santim. Yaka kısmından kol uzunluğu 14 santim. Roba artış yerinden itibaren 16 santim. Söylediğim gibi 3 yaşında başlayıp 4 yaşına kadar rahatlıkla giyebileceği büyüklükte bir yelek oldu. Tarifimizin de sonuna geldik. Kalan ipimi de göstereyim. Son olarak 2 yumak ipimden bu kadar ipim kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Güzellikler diliyorum arkadaşlar.